aşkı ve ülke mücadelelerinin temsilcisi olan ilçe başkanlarım ve dava arkadaşlarım, asaletin ve nezaketin temsilcisi olan kıymetli kadın kolları belediye başkanlarım, ülke ocakları başkanlarım, Türk milliyetçiliği davasını değerli üyeleri, aziz Türk milletinin temsilcileri, kıymetli akçabatlılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatan ve ülke uğruna hakka yürüyen bütün şehitlerimiz, partimizin kurucusu, kurucu genel başkanımız ve başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i rahmetle anıyorum. Medeha'nın mirasını, Atilla'nın muhteşemliğini, Bilge Kağan'ın buyruğunu, Alparslan'ın fethini, Kılıç Arslan'ın cengaverliğini, Osman Gazi'nin kazasını, Fatih'in cesaretini, Kanuni'nin şahsını, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık tutkusunu, başbuğu Alparslan Türkeş'in asaletini ve bu salona bugünlere kadar taşıyan bütün ülkücü kardeşlerime, abilerime buradan saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Değerli akçabatlılar, geldiğimiz günden bu yana şahsıma gösterdiğiniz destek için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Eski ilçe başkanlarım, eski yöneticiler, abilerimiz hep beraber olduk. Akçabat'la ilgili neler yapabiliriz? Bunları masaya yatırdık. Bir bilgi hazinesi oluşturmaya çalıştık. Bugüne kadar hazinede oluşturabildiklerimizi hepsini bir araya getirdik. Bugünden sonra Akçabat'ta çok daha iyi işlere adım atarak, az önce başkanımın da söylediği gibi milletvekilliği de olsa, belediye başkan sayılarının da olsa artması için gerekirse bundan önceki il başkanlarımız ve şimdiki mevcut il başkanımızla beraber omuz omuza vereceğiz. İnşallah bunları beraber başaracağız. Pandemi döneminde çok fazla sizleri sıkmak istemiyorum. Zaten konuşmalar biraz uzun sürdü. Sözlerimin sonlarına gelirken size bir iki mesaj daha vermek istiyorum. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için oluşan yeni kapı ruhu ve Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı sizlerin huzurunda bir kez daha deklare ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin ödün vermeyeceğiz. Hani Mustafa Yıldız Doğan'ın bir şarkısı var, yandı yürekler yandı diye. Biz o şarkıları dinlerken çok üzülürüz. O şarkılar sadece kurucu genel başkanımız Alparslan Türkeş'in ölümü için yanmadı. O Yandı Yürekler şarkısı 2002'deki seçimlerde milletvekili çıkartamadığımız için, baraj altı kaldığımız için bu salondaki herkesin yüreği gibi bütün ülkücülerin yüreği o zaman da yanmıştır. 2015 yılında Kasım seçimlerinde milletvekili çıkartamadığımız zaman bütün ülkücü, bütün dava arkadaşlarımızın yürekleri yanmıştır. 2018 genel seçimlerinde az önce başkanımın da buyurduğu gibi bir milletvekili seçememenin boynunun büküklüğünü maalesef hem çevremizde hem genel merkezimizde hissediyoruz. Bundan sonra el ele verip omuz omuza sadece yandı yürekler yandı şarkısını değil, bugünden itibaren geliyor ülkücüler şarkısını söyleyeceğiz. Sandıklarda vur mührünü üç ilale şarkısını söyleyeceğiz. Sandıklardan sonra da hep birlikte Türkiye şarkısını söylemeye hazır mıyız arkadaşlar? Unutmayalım ki bu birlik ve beraberliğimiz daim ve artarak devam ettiği sürece biz sadece Türkiye'de değil, Türk Cumhuriyetlerinin bize olan beklentilerinde sağlamış olacağız. Bakın size geçenlerde yaşadığım bir şeyimi anlatayım. Özbekistan'da bir öğretmen geldi Trabzon'a. Trabzon'a ziyarette bulundu. Bir hukuk
arkadaşımız beraber hastaneye yardım geldi. Tedavi yaptıktan sonra ister istemez siyasi konulara döndük. Ben cep telefonundan anlatıyor fazla zamanınızı almayayım. Cep telefonundan siyasi partilerin liderlerinin resmini gösterdim. Diğerlerini bırakalım. Genel başkanımız resmini gösterdiğim zaman bana şu cevabı verdi. Bir siyasi partinin genel başkanı demedi. Ya da Milliyet Hareket Partisi'nin genel başkanı demedi. Türk Cumhuriyeti Devletleri'ni bir araya getirmek için uğraşan adamdı. Bu sonunda olan herkes divan başkanımdan en arkada oturan bu duygu yaşayan ne mutlu Türk'üm diyerken yürekleri çırpınan herkese bunu söylemiştir. Bundan dolayı hepimizin görevi çok çok büyüktür. Birbirimize genetlenerek bundan sonra çok daha çalışacağımız ve şu adına da sizlere söz veriyorum. Sözlerimi çok uzattım burada son olurken. Bugün kadar benim de yönetim kurullarında görev yapmış bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hala yeni olan, yeni kurduğumuz yönetimde yeni arkadaşlarımız ve devam edecek olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hepinize saygı, sevgi ve huzur ve selamlıyorum. Allah'a emanet olun.